sorulardan hemen başlıyorum ben. Şimdi ne demiş? Fonksiyonun periyodu kaçtır demiş. Biz periyodu konuşurken anlatırken şöyle dedik. Katsayının periyotta hiçbir ilgisi yok. O yüzden bu 6'yı atıyorsun. Buradaki x'in katsayısı da yani ben bu ifadeyi şöyle düşünebilirim. Sinüs parantez içerisinde 1 bölü 12 çarpı x diye algılayabilirim. Bunun için bizim periyodumuz nasıl hesaplanıyordu? 2 pi bölü Mutlak 1 bölü 12 diye yazıyorduk. Evet 2 pi o 1 bölü 12 diye çıktı zaten yukarı takla attı 12 bölü 1. Yani 24 pi'dir diyoruz. 24 pi e şıkkı. Bu kadar basit bir soru. Şimdi açıkçası burada şey yapmış konuyu e, iyice pekiştirmek istiyor sanırım. Çünkü demek ki bundan aslında çok büyük farklar yok. Bunu attım çöpe. Direkt periyodumuz ne gelecek? 2 pi bölü mutlak. 7 gelecek. Yani 2 pi bölü 7'ymiş. E şıkkını dedik. Peki. Şimdi yine söyleyeceğim. Bunu katsayının periyotta bir ilgisi yok. Bu artış yani 11 denen sayı fonksiyonu 11 birim yukarı çekiyor. Fakat ne yapıyor? fonksiyonun periyodunu değiştirmiyor. Yani şu salım hareketini yaptığı aralık değişmiyor. Bunları bir çalışmada da göstermiştim. Şunu da atıyoruz. Peki burada şunun bir ilgisi var mıydı? Hayır. Burası da ne yapıyordu? Fonksiyonu sağa sola hareket ettiriyordu ama o tekrarlama aralığını değiştirmiyordu. Bunu da çöpe atıyoruz. Yani ben sadece orayı şöyle göreceğim. Sinüs 1 bölü 7 çarpı x diye göreceğim. Periyodumuz o zaman 2 pi bölü ne oldu? 1 bölü 7'nin mutlak değeri ki zaten 1 bölü 7. 2'de bir yazmanın bir anlamı yok mutlak değeri. Ne geldi? 14 pi geldi. Cevap e geldi. Aşağıda verilen fonksiyonlardan hangileri periyodu pi'dir diyor. Biz pi istiyoruz unutma. Şimdi evet ben orada durabilirim. Görünüyor ışıklar. Ne yapacağız? Bunun periyodunu bir bulalım. Nedir periyodu? 2 pi bölü x'in katsayısı, Burada 2. Pozitif olduğu için mutlak değil kullanmıyorum pi. Evet bunun periyodu pi. Aldım bunu. Şunun periyoduna bakalım. 2 pi bölü 3 yapıyor. Bunun periyodu pi falan değil. İptal. Tanjantlarda periyot neydi? Pi bölü mutlak a'ydı. Yani pi bölü 1'den bu da pi çıktı. Bunu da alacağız. Sinüste 2 pi bölü 2 oluyor. Bunun periyodu pi yaptı. Bunu da alıyoruz. Baya bir e, periyodu pi olan ifade varmış. Kosinüste ne diyeceğiz? 2 pi bölü nedir mutlak değer 1. O da 2 pi yaptı. Bunu da ne yapacağız? Almayacağız. Yani cevabımız 1, 3, 4 olmalı. 1, 3, 4. Nerede gördüm? Evet, E şıkkında gördüm. Deminden beri bütün şıklarımız E mi çıktı? <laughs> yani evet, denk geldi galiba. Peki, şimdi buna bakalım. Şuradan da çekileyim. Şekilde bir kısmı verilen grafiğin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Biz böyle sorularda ne yapacağız? Belli bir değeri de yerine koyup deneyeceğiz. Mesela Şurasını konuşursak burası X0 için. Yani 0 için eksi 2 gelmiş. Demek ki şıklarda ilk önce 0'ı bir koyalım. Olmazsa başka değerleri de yerine koyacağız. Yani olmazsa derken birden fazla şık çıkabilir. 0'ı koyduk. Sinüs 0 ne yaptı? 0. 0 bir daha 1 yapar. Bu olmaz. Burada yerine yazıyorum. Sinüs 0 ne yaptı? 0. Eksi 1 yaptı. Bu da olmaz. Peki 0, 2 yaptı. Artı 2 çıktı. Olmaz. Buna bakalım şimdi. 0 yaptı. 0 yaptı. O zaman 4 0 0 zaten eksi 2 oradan eksi 2 çıktı. Bu olabilir. Şuna bakalım bir de. 0'ı koyduk. Burası kaç yaptı? 0 yaptı. Bir daha 1 yaptı. Bu da olmaz. Demek ki cevabımız nedir? D şıkkıdır. Tek bir hamle ile görüyorsun 0 eksi 2'yi vermeyle soruyu çözdük. Evet buna bakalım şimdi. Yine aynı grafiği, grafiği verilmiş. Bunun denklemi aşağıdaki hangisi olabilir diye de sorulmuş. Sıfıra 0, 0 şu an bir denenecek yer gibi görünüyor. Bir bakalım 0'a 0, a 0 a deneyelim. Kosinüs 0 1 bir kere. 2 kere 1 2. Bu olmaz. Buna bakalım. Ee, sinüs 0 0. 2 kere 0 0. Bu olabilir. Kosinüs 0 1 yaptı. Bir daha 2 yaptı. Bu olmaz. Bak bura 2 çıkıyor şu an. Sinüs 0 0 yaptı. Bir daha 1 çıktı. Olmaz. Kosinüs 0 1 yaptı. 1 çıkarttım 0 çıktı. Evet. Bu da olabilir. Şimdi B ve E şıkları arasında kaldım. Burada bu sefer ne yapayım biliyor musun? Pi bölü 2 için 2 çıkacak. Onu deneyelim. Gidelim şurada. Pi bölü 2 yerine yazalım. Yani 90 derece yerine yazıyorum. Y eşittir. 2 sinüs 90 yaptı. Sinüs 90 ne eşitti? 1'di. O halde burası 2 çıkacak. Bu şu an oluyor. Yani bu tekrar ne oldu? Oldu. Bir de buna bakacağız nedir bu? Y eşittir. Kosinüs 90 eksi 1. Kosinüs 90 0. Eksi 1 çıktı. İşte bu olmuyor. Yani cevabımız neymiş? 5 şıkkıymış diyoruz. Şimdi aşağıda verilen e, bir dakika. Aşağıdaki fonksiyon hangisi? Y eksenine göre simetriktir. Bak. Şimdi y eksenine göre simetrik kavramı e, çift fonksiyon için geçerli olan bir kavramdır. Yani f eksi x eşittir fx tarzında fonksiyonlar çifti ve bu fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. y eksenine göre simetriktir. Peki şimdi bir bakalım. Sinüse baktık. Bunu şöyle test edebiliriz. Sinüs eksi x'e bakalım. Eğer sinüs eksi x, sinüs x çıkıyorsa biz buna ne diyeceğiz? çift fonksiyon diyeceğiz. Öyle mi peki? Bir bakıyorum. Şuraya geri sileceğim. Sinüs eksi x, eksi sinüs x'tir. Yani burayı ne yapmıyor? Sağlamıyor. O yüzden bu fonksiyon çift fonksiyon değildir. Bunu iptal ettik. Şimdi bu nedir aslında? 1 bölü kosinüstür. Yok 1 bölü sinüstür. Birden böyle yazdım ama. Peki burada deneyelim olayı. 1 bölü sinüs eksi x ne çıkar? 1 bölü eksi sinüs x çıkar. Yine burayı sağlamaz. Yani şöyle olmalı. E, i̇çine eksi koysam bile işaretsiz çıkabilmesi gerekiyor. Ama işaret burada hala duruyor. Bu da olmadı. C şıkkına bakalım. Kotanjant diyor. Yani kotanjant eksi x ne çıkıyor acaba? Onu inceleyeceğim. Bu kosinüs eksi x bölü ne oldu? Sinüs eksi x. Kosinüs içindeki eksiği yutuyordu kosinüs x oldu. Bu eksi dışarı attı sinüs. Tamam. Buradan da ne geldi biliyor musun? Eksi kotanjant x çıktı. Yani bu ifadenin eşiti eksi kotanjant x çıktı. Ee, görüyorsun bu da olmadı. Yani şu işaretin olmaması gerekiyordu. Cevap C değil. Efendim D şıkkındayım. Şimdi sinüs küp eksi x sonra artı kosinüs eksi x diyeceğim. Şimdi burada bu ifade aslında nasıl bir ifade? Onu tam konuşalım. Şu demek sinüs eksi x'in küpü demek orası. Yani tam anlayalım diye böyle detaylı yazdım. Şu ifadede kosinüs de eksi kayboluyordu. Burası artı kosinüs eksi yaptı. Ee, burası nasıl oldu? Eksi sinüs x yapıyor buraya bak. Eksi dışarı çıktı ve küpünü aldım. Küpten dolayı ne oldu? Eksi hala duruyor. Yani eksi sinüs x Artık kosinüs x çıktı. Şimdi olması gereken, yani ne çıkmalıydı bunun olabilmesi için? Onu söyleyeyim sana. Ee, hani biz burada yerine yazdık ya, direkt bunun kendisi çıkması gerekiyordu ama çıkmadı. Bakar mısın? Eksi sinüs x çıktı. Ya şu kosinüs tuttu ama burası tutmadı. Demek ki cevap bu da değildir diyoruz. Ya aradığımız cevabı bir türlü ulaşamadık. E'ye bakalım. Sinüs, aslında bu eksi x'in şöyle karesi. Bir daha o kuvveti ne yapacağımızı düşünmek istemiyorum. Bu da kosinüs eksi x'in şöyle küpü. Tamam. i̇çeri ne oldu? İçerisi eksi sin x yaptı. Bunun karesi. Ve bu zaten yok oluyordu. Direkt kosinüs x'in küpü diye çıktı. Bitiriş hamlesindeyiz. Eksi sinüs e, kare x burası. Öyle olmuyor. Artı oluyor. Kare gitti çünkü. Tamam. Bu da ne oldu? Kosinüs küp x yaptı. Evet. Şık bu. Çünkü e, eksisini koysam bile ne oldu? İşaretsiz bir şekilde çıktı. O yüzden biz buna çift fonksiyon diyoruz. Cevabımız neymiş yani? E şıkkıymış. Peki. Geçtim. Evet. E, fx aşağıdaki hangisi olabilir diye sormuş. Nereden gitsek? 0 sıfır 0'dan bir gidelim. Eriyebildiğimiz kadar eriyelim ilk önce. X'e yerine 0 zaman 0 çıkmalı. Olur. Olur. Bak sin 0 yine 0. Olur. Ama bu olmaz. Bak. Kosinüs 0 ne yaptı? 1 yaptı. Burası 2 çıkar. Bu cevap değil. Bu da yine 0 koydum. 0 çıktı. Yani o değer çok fazla bir şey el etmedi bize aslında. Peki şeyden gitsek. Şimdi pi bölü 6 kaç derece? 30 derece. Yani şurası 30 dereceye 2'dir diye düşüneceğiz. 30 derece koyunca 2 çıkmalı. Bu A'yı şuraya bir alayım. 30 dereceye koyduğum zaman sinüs 30 nedir? 1 bölü 2'dir. 3 bölü 2 diyor. Cevap A olamaz. Onu iptal ettim. Cevap A değil. Şimdi B'ye geçelim bakalım. 3 çarpı sinüs ne koydum ben orada? 30 derece koydum ama 2 x dediği için 60 derece yaptı. 60 derece kök 3 bölü 2 idi sinüs için. Cevap 3 kök 3 bölü 2 çıktı ki alakası yok. Bu da değil cevap. C'deyim şimdi. Bu sinüs direkt ne yaptı? 2x yaptı. Yani 60 derece çıktı. Bu da kök 3 bölü 2'dir zaten. Bu da değil. Evet bu durumda cevap E şıkkı görünüyor. Onu da bir yapalım. Ee, 2 sinüs 3x diyor. Yani bunun 3 katını koyacağız. 90 derece demek bu. Sinüs 91'dir 2'dir. Evet bak görüyorsun burasını ne yaptı? Sağladı. Demek ki cevabımız neymiş? E şıkkıymış. Efendim bir bakalım. Şimdi orijine göre simetrik. Demin bir soru vardı. Bir geri dönmek istiyorum. Nerede o? Evet. Bak burada iki tane durum var. Ben burada bir devreye gireceğim. İki durum var. Y eksene göre simetrik durumumuz var. Bir de orijine göre simetrik durumumuz var. Y eksene göre simetriklerde çift fonksiyon diyoruz. Orijine göre simetrik olan fonksiyonlara da tek fonksiyon diyoruz. Şimdi o soruda yani şuradaki soruda ne istiyor bizden? Aslında hangisi tektir diye soruyor. Peki tek fonksiyonlarda ne yapıyoruz? Onu konuşalım. f eksi x eşittir eksi f x olursa biz tek fonksiyon diyoruz. Ve bu fonksiyonlar nereye göre simetrik? Orijine göre simetriktir. Peki. Bizden istenen hangisi böyledir demiş. Mesela a'yı bir incelemeye alıyorum. Yapacağım şey şu. x eksi x yazacağım. Şöyle. Peki ne oldu yazınca? Şuraya sığar umarım. Ee, burası eksi sinüs x yaptı. Burası da kosinüs x yaptı. Yani olması gereken şey şu. Ee, burası şimdi sin artı kos ya. Eğer bu şık olsaydı eksi sin eksi kos olması gerekiyordu. İlgisi yok. Bak burada kosinüs olayı bozdu. Bu tek fonksiyon değil. Şimdi şuna gelelim. Sinüs aslında eksi x'in karesi oluyor. Yani x eksi x yazınca. Sonra burası eksi sinüs kaç yaptı? x yaptı bunun karesi. Karesinden dolayı da bu ne geldi? Sinüs kare x geldi. Ee, yani bu çift fonksiyon. Bak ne, eksi x koymama rağmen yine sin kare çıktı için bu çift fonksiyon. Biz tek istiyoruz bu da değil cevap. Şu kosinüs eksi x nedir? Direkt kosinüs x çıkıyor ki Yine çift fonksiyonmuş görüyorsun. Kendi gibi çıktı direkt. Bu da değil. Şimdi tanjanttayım. Tanjant eksi x eksi kotanjant eksi x yaptım. Ya artık bunları kosin yazmayayım tamam mı? Ya yani çok zaman kaybediyorum ve gerek de yok artık oturma, oturtmamız lazım bu bilgileri. Tanjant eksi x eksi tanjant x'tir. Sonra bu da eksi kotanjant öne gitti. Artı kotanjant x çıktı. Şimdi baktığım zaman tam zıttı çıktı bak tam burada pozitif burada negatif. Kod burada negatif. kod burada pozitif demek ki işte bu. Yani tamamen burayı sağlıyor. Cevabımız D şıkkıdır diyeceğiz. Bir de e'ye bakalım. E'deki durum nedir? Tanjant eksi x artı kosinüs eksi x. O halde orası eksi tan x çıkacak. Burada artı kosinüs x çıkacak yani olmayacak çünkü, Tan tamam işaret değiştirdi ama kusu ne yaptık? İşaret değiştiremedik. Bunu da iptal ediyoruz. Biz cevap bulduk ama yine de ben ona bakmak istedim. Evet 10. soruda ne diyor? Şekilde verilen siyah renkli grafik yeşil işte, fix fonksiyonu olduğuna göre kırmızı renkli fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir demiş. İlk önce bununla ilgili çok küçük bir şey anlatmak istiyorum. Şurada çalışalım. Bir kordan sistemi ayarlayayım kendime. Bir de fonksiyon çizelim. Şöyle bir fonksiyon diyelim. Burası 1, burası 2, bu da y eşittir fx olsun. Peki şimdi birincisi şöyle. f x artı 3 grafiği nasıldır? Bir bunu yapalım. Bir de f x eksi 3 grafiği nasıldır? Tamam. Bunlarla ilgili çalışma yapacağım şimdi. Olayı da anlatayım istiyorum. İki tane grafik çizmek zorundayım. Şöyle. Bir bakalım. Tamam. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Bak burada F1 kaçtır? F1 sıfırdır. Doğru mu? Burada ne? F2 sıfırdır. Şurada. Bize verenler bunlar. Şimdi sana şunu soracağım. Burada ben x yerine kaç yazarsam içeriği 1 yaparım. Burada. x yerine eksi 2 yazarsam ne olur burası? F1 olur sıfır olur. Bunun anlamı şu. Ee, yani grafiğimiz x eksenini ilk önce eksi 2 ile kesiyor. Şurada bir yerde kesiyor. Sonra şuraya gelelim. Bak f2 0. Burayı 2 yapmak için x yerine ne yazmak lazım? x yerine bir de eksi 1 yazmak lazım. O yüzden o eksi 1 de burada. Bir de buradan geçiyor. Bu grafiğin şekli şemali değişmiyor. Sadece eksenleri kestiği yerler değişiyor. Şöyle bir grafiğe dönüşüyor bu. Şöyle bir grafiğe dönüşüyor. İşte bu f x artı 3'ün grafiği. Tamam mı? Peki buna gelelim şimdi. F1 0 x'e ne yazarsam burası 1 olur 4. O halde 4 şurada bir yerde. Sonra F2 0 olduğu için x'e ne yazarsam orası 2 yapar 5. 5 de nerede bir yerde? Burada bir yerde. Tamam o zaman o grafiğimizi de tekrar çiziyoruz şöyle. Buradan geliyor. Şöyle yoluna devam ediyor. Yani buradan nereden kestiğini bilmiyoruz ama. Aslında burada bu şu bölümü anlatıyor bize. Şimdi ne oldu? Bakar mısın? Ee, buradaki bir değeri ta nereye gitti? 3 birim geriye gitti. Bak, şuradaki bir değer 3 birim geriye geriye gitti. İki değer de 3 birim geriye gitti. Şuna bakınca da e, bir değer 3 birim ileri gitti, iki değer 3 de birim ileri gitti. Yani olay şu, buradaki artışlar artışı görüyor musun? Artış bize zıt yönde sol sol tarafa kaydırıyor. Azalış ise yine zıt yönde sağ tarafa kaydırıyor. Tamam? Şimdi buna baktığımız zaman bu fonksiyondaki kayma miktarı ne? İlk önce onu tespit etmemiz lazım. Kendimize özdeş bir nokta bulalım. Bak şurayı görüyor musun? Bu nokta gitmiş buraya. Yani bu kadar birim ileri kaymış. Bu kayma miktarı da nedir? Pi bölü 2 eksi pi bölü 4'tür. Neden? Hani sağdan sola çıkarıyoruz buradaki aralığı bulmak için. 2 ile genişlettim. Pi bölü 4 çıktı. Pi bölü 4 birim ne yapmış bu? Sağa kaymış. O zaman fonksiyonumuz ne olmalı biliyor musun? X artı pi bölü 4 olmamalı. Bak sağa kayıyor diyorum. Burada neydi? Çıkartma olmalıydı. Çünkü e, hani artıyor gibi algılayıp bize ters hareketi yaptırıyor. Ona dikkat etmek lazım. Cevabımız ne olmalı? E, X eksi pi bölü 4 olmalı. Nerede? 5 şıkkındaymış Peki. Geçtim. Şimdi buna Bakıyorum kırmızı renkli grafik bu sefer fx'miş. Şu. Yani bu yeşil fx grafiğiymiş. Şu e, ne diyor bize? Yeşil renkli grafik hangisidir diye sormuş. Bu grafiğin x eksenine kaydığı bir durum yok. X eksenlerinde bir sıkıntı yok. Sadece yukarı çıkmış. Yani bu grafik yukarı doğru ötelenmiş. Yukarı doğru ötelenmiş ise ne kadar ötelenmiş onu bir anlayalım. Şuradan bile bulabiliriz. Bak şu iki Farka bakalım buradaki fark ne kadar? 3 birim yani 3 birim ne olmuş? Bu buraya zıplamış. Demek ki bunun e, denklemi nasıl bir şey olmalı? Yani ifadesi fx artı 3 olmalı. Çünkü hani y'deki artış f'e eklenen bir durumdur. O yüzden de fx artı 3'ün grafiğidir bu. fx artı 3 nerede? D şıkkında. Evet. İşaretledim. Şimdi geldim bu soruya. Bu soruya da sıkış tıkış olmuş. Evet orada her şey umarım görünüyordur. Peki şimdi... Bir bakıyorum. Kırmızı renkli, yeşil renkli, siyah renkli... E, grafikler diyor. E, aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi baktığım zaman sıfırda... Dörde gidiyor görüyor musun? Kırmızı, yani pembe çıkıyor buradan ama... Şimdi... Sıfırda dörde gidiyorsa sıfırda kosünüs sıfır 1. Bu 1 bölü dörde gidiyor. Bu olmaz. Bu sıfırda sıfıra gidiyor. Olmaz. Sıfırda dörde gidiyor. Olur. Sonra sıfırda sıfıra e, gidiyor. Olmaz. Sıfırda sıfıra gidiyor. Olur. İnanmıyorum. Bir şey yapmama gerek kalmadı. Direkt cevap C'ye çıktı. Burayı sağladık. Yani e, aslında 4 kosünüs x birkaç tane daha verilebilirdi bu kırmızı bölümde. Neyse. Ben yine devam edeceğim. Şu yeşile bir bakalım. Yeşil şu bak. 0 için 1 bölü 4 çıkacak diyor. Bir koyalım. 0 için kosu 0 1. 1 bölü 4 e çarptım. Evet sağladı. Aldım bunu da. Yine şuraya bakalım. Kosinü 0. Bu siyah renkliyim şurası. Kosinü 0 1'dir. Evet burada tutuyor. Cevabımız C şıkkı da bir tek denemede hemen ne oldu geldi yapacak bir şey de yok cevabı işaretliyoruz. Evet bu test bitti galiba. Aynen de bitti. Şimdi bundan sonra yine bir anlatım bölümüne gireceğiz. Orada test trigonometrik ifadelerle ilgili çalışma yapacağız.